Merhaba Ayşe. Merhaba. Nasılsın? Vallahi iyiyim. Her şey yolunda diyeceğim ama... ama... çok güzel gözüküyorsun. Bugün bir mutlusun yani böyle bir, ya bir değişik geldin. Ya çok da geldim. mutlu muyum değil miyim bilemedim biliyor musun? Neden? Çok da emin değilim. Ya gayet mutlu gözüküyorsun. Aslında öyle değil biliyor musun? Yapma ya. Ya. Bir bilsem ben neler yaşadım. Ama gayet iyisin. Dış görünüşte iyiyim ama. Yani neyse iyi diyelim iyi olur. İyi olsun. Nedir bu halimiz Ayşe? Ya Türkiye şey... <laughs> genelinde zaten yani hani dünya genelinde mutsuzluk bizde çok yüksek. Ya Ne çok, yapacağız e, bu halde? Hani böyle parada gibi oldu bu yaptığımız. Güzel de oldu, iyi de oldu. Hakikaten insanlara böyle sorduğum zaman bazen ya ne kadar güzelsin, ne güzel görünüyorsun falan diye sorduğumda değil mi sende de öyle oluyor? Evet, evet almıyorlar ha? yani onu. Hayır ya ben mutlu olamam. <laughs> Neden? Gerçekten öyle. Hatta diyorum ki mesela... Ya ne kadar muhteşem gözüküyorsun. Bugün çok iyisin sen. Aslında biraz işte fön çektim ondan oldu. Yani mutluluğuna bir sebep arıyor. Hani onu yaptım şundan oldu. İşte makyajımı bugün yaptım. İşte bugün biraz güzel giyindim değil mi? Aslında bu ne? Yani bence kendi değerimi, kendi iyiliğimin önce ben farkında değilim. Evet. Fark edenleri de hani teşekkür edip bir de alamıyorum. Bünye fazlasını alamıyor. Değil mi? Yani Dünya şimdi içeride diyor ki ah, ben neler yaşadım Aa, çok kötüyüm neler oldu hayatımda bir sürü sıkıntılar geçirdim depresyonlar geçirdim o oldu bu oldu acı bedeni biliyorsun belki onu konuşuruz acı Olur, bedeni bitmez. aynen çok çok, çok, çok çok sevdiğim bir konudur o acı beden içeride böyle acı bedenini besliyor böyle acılar acılar sen diyorsun ki aa ne kadar güzel ne güzelsin bakıyor böyle bir kere rahatsız oluyor tabi kendisi içeride o kadar acılarınla yorulmuşken sen ne kadar mutlusun dediğinde onu alamıyor senin söylediğin gibi. Bir de fark Özen. ettiğin o mutluluğu da kendi fark etmediği için, Ayşe fark ettiği için de bir dumura uğruyor herhalde. Senin onda gördüğün onun ışığı değil mi? Evet. Ne güzelsin dediğimizde aslında herkesin estetik anlayışı farklı. Belki de onun ışığını görüyoruz değil mi? Onun iyi halini görüyoruz. Nasıl giyinmiş olursa olsun makyajlı ya da makyajsız. Her ne halde olursa olsun, "Aa ne güzelsin." demek. Belki de ona bir şeyleri hatırlatmak, değil mi? Belki böyle gerçekten bitkin, gerçekten solgun Belki gerçekten iyi değil, hakikaten değil. Benim anladığım sen ona "Aa ne kadar iyisin, ne güzelsin." belki de onu biraz yükseltmek için, mutluluk haline ona getirmek için belki de bunu söylüyorsun. Ama işte senin söylediğin gibi bunu almakta ve kabullenmekte zorluk genellikle yaşanıyor. Demin söyledin. Dedin ki "Türk insanı mutsuz bir toplumuz." Tabii ki sebeplerimiz var. var tabii Gerçek ki. sebepler de var. Yani Hı -hı. onları göz ardı etmiyoruz. Evet. Ama Hayatın içinde bunların hepsi var. Bilim tarafı da var. Hani yani. astronomi. Uzaya baktığında zaten biz kaosun içinde yaşıyoruz. E. Bilinmezliğin içinde yaşıyoruz. Ya. Tabii her dakika bunu düşüneceğiz diye bir kaydı Evet. Ama bu kaosun içinde yaşadığımız bilincini de ne kadar içselleştirir fark edersek, evet yani bugün çok kötü haber aldım. Aynen i̇yi öyle. değilim, hastalık geçiriyorum. Yani hepsi var. Ama bunun yanında da bir arkadaşım bana "Aa nasılsın? İyi görünüyorsun." dediğinde, dediğinde ya evet ya olabilir. Bugün galiba daha iyi hissediyorum ve bunu da yansıtıyorum demek. Peki neden yapamıyoruz bunu? Hmm. Bana söyle. Peki. <laughs> Aa, ne kadar güzel gözüküyorsun ya da ne kadar iyisin, ne hoşsun, ne mutlu görünüyorsun dediğinde benim bu cümleleri alıp içeride kabul etmem gerekiyor. Oysa senin demin söylediğin gibi içerisi o kadar bir sürü şeyle meşgul ki. Bünye dolu. Aslında o bünye şununla dolu. İşte kaos, evet yaşadığımız ülke, ülkenin şartları aslında tüm dünya şu anda birçok şeyle savaşıyor. Bütün bu realitinin içinde her birimiz çok farklı şeyler yaşıyoruz. Her birimizin verdiği savaşlar çok farklı. Bütün bu hikayenin içinde kendi içinde yaşadığı her ne varsa aslında orada kalmayı seçiyor. Bu seçim ben hep şunu söylerim. Aslında sol beyinle alakalı. Hı. Yani beyninin yarısını kullandığı için kişi çoğunlukla Diğer yarısı, diğer yarısı aslında devreye girmekte zorlanıyor. Hep şunu söylerim. Yaratıcı beyin mutluluğu çağıran beyindir. Çünkü mutluluk kişinin sanatla hemhal olmasıdır. Kişinin yaratıcılığını devreye koymasıdır. Kişinin hayal kurması, o hayali hedefe dönüştürmesi, o hedefle beraber bir yola çıkması, eyleme geçmesi istikrarlı olması, sabırla o yolda ilerlemesi, bunun için efor sarf etmesi ve sonunda da evet amacına ulaşmasıdır. Ancak ve ancak insanlar amaçlarıyla, hedefleriyle ve eylemleriyle yolda kalırlar ve yolun kendisi mutluluktur zaten. Süreçtir. Aynen öyle. Ve sen bugün ona iyi gözüküyorsun, hadi şöylesin, hadi böylesin dediğinde alamamasının sebebi Sol beyninin şunu söylemesi, ya git şimdi ben nelerle uğraşıyorum. Patron zaten şunu söyledi. Faturam şöyle geldi. Eşim Beşimden şöyle öyle. yaptı. Aynen öyle. Çünkü sol beyin seni hayatta tutmak için ego ile beraber çalışır ve sürekli ne yapar? Soru sorar, sorgular, veri sonuç işler. Sol beynin görevi budur. Veri ve sonuç işler ve sana olası olabilecek bütün olumsuz sonuçları servis eder sürekli. Yani ya acaba hmm, bilimle, sanatla hayatı doyasıya yaşamak için. Bu mayda buluşalım. Bunu okuduğunda sol beyin der ki hayır, şimdi sen sanatla buluşma. Ona vaktin yok. Ona vaktin yok. Çocuk okuldan gelecek. Aynen öyle. Oradan eşin akşam gelecek. Evet. Yemek hazır. Evet. Çalış. Paranı kazan. Biriktir. Şunu yapma. Bütün işlerini halletti. Hala zihni çok farklı sorgularla devam ediyor. Bütün hikaye sol beynin sürekli tetikte kalması, sürekli egonun devrede olması ve bilinçli zihin yani sol beyin dediğimiz beynin sürekli olarak seni uyarıda ve tetikte tutması. Dolayısıyla orada mutluluğun bir karşıtı yok. Orada iyi duyguların, orada güzel duyguların bir karşıtı yok. O en fazla işimi bitirdim, oh çentiyi attım. Belki orada ama biraz sonra tekrar devreye girecek bir sonraki işim ne diyecek. O yüzden senin söylediğin gibi beyninin yarısını kullanırsan sadece Mutlu Sadece olamayacaksın. onunla evet. ilerlersin zaten. Aynen yani öyle. elinde ne varsa. Sağ beyni de devreye soktuğumuzda evet. Evet. hayat nasıl olur? Sağ-sol beyin dengesi olmadığında zaten kişi dengede de hissetmiyor kendini. Yani ya çok bilinçte kalıyor, anın içindeki o sorgulayan tarafta kalıyor. Ya da eğer senin de dediğin gibi sağ taraftaysa, sağ beyniyle ilintili olarak sürekli duygularındaysa ya da biliyorsun sağ beyin, duygusal beyin, anıların olduğu beyin insanların şekil algısının, sembol algısının, tüm sanat algısının olduğu beyin. Tabii ki hard diskimiz de orada. Evel ezel öğrendiğimiz bütün bilgiler, genetik kodlarımız yani aslında kısacası bütün hard diskimiz yine sağ beyin. Ruhumuzun, özümüzün kayıtları yine sağ beyin. Bütün bunlar olduğu için de sağ beyin, bilinç dışı dediğimiz alan bizim yaratıcı beynimiz. İşte orada senin söylediğin devreye giriyor. Evet biz bir arkadaş toplantısına, bir ortama girdiğimizde, sosyalleştiğimizde sanattan bahsedebiliriz, değil mi? Yine tasavvuf sohbetlerinden bahsettin. Yine yaratıcılığı devreye sokan belki hobiler, değil Tabii mi? Tabii ki. İnsan beyninin yaratıcı tarafını devreye sokmadan memnun ve mutlu olması zaten mümkün değil. Çünkü siz duyguları bir kenara atarsanız, sadece zihinde kalırsanız, sadece zihnin sorgulamalarında ve olumsuzluklarda kalacaksınız. Çünkü size demin de söylediğim gibi, olası olabilecek bütün olumsuzlukları önünüze getirecek. Einstein diyor ki, sorunu yarattığınız beyninizle çözüme ulaşamazsınız. Dolayısıyla hangi beyninizle ulaşırsınız çözüme? Sağ beyninizle. Ha. Ve mutluluk da orada aslında. Senin söylediğin denge de orası. Olduğu halinden memnun olmak. Geçen çekimde de söylemiştik. Bahtıyla barışık olmak, bahtiyar olmak. Olduğum halimle ben iyiyim diyebilmek, sağ beyni de devreye sokabilme yetisi aslında. Burayı çok güzel söyledin. Ben de şimdi orayı da açalım istiyordum sağ beyni de devreye sokabilmek. Evet. Sadece burada şöyle bir şeyin ben altını çizmek gerçekten istiyorum. İkisinin birlikte kullanımı. Ya, Çünkü burada acı. sadece ben duygularımı doyurmaya ve tatmin etmeye çalıştığımda yine ben bunun o şüphe duyan veya işte sorgulayan Hı -hı. kısmını da duymamayı Seçebiliyorum. O zaman da yine dengede değilim. Ya ya. E ne oluyorum o zaman? Sadece kendi isteklerim, arzularım, beni rahatlatan, beni memnun eden sadece onlarla yaşamayı seçiyorum. Yani burada şu anlaşılmasın sağ beyni devreye sokmadan sol beynine olmadığı gibi sağ beyni çalışırken de sol beyni devreye sokmadan dengeli ve huzurlu bir hayat süremeyiz. Doğru doğru kesinlikle biz genel olarak bir sol ve bir sağ beyinden bahsediyoruz tüm dot'ların içinde tabii ki sol beyin ve sağ beyin transferi sürekli devam ediyor Saniyenin 70'de birinde değil mi eğer yanlış hatırlamıyorsam? Öyle köprü var. Aynen öyle. Gidiş Sürekli o bilgi alışverişi devam ediyor. Bununla beraber de orada yaşadığınız herhangi bir durum ya sol beyin tarafında belki o gün bütün gün çalıştınız, yoruldunuz. Bütün gün sol beyniniz odaklı hareket ettiniz. bilinçli zihninizle oradaydınız ve iş yaptınız. Belki matematik yaptınız, belki muhasebe yaptınız, belki çalıştınız. Ne oluyor? Bakın sol beyin ve sağ beyin aslında birer radyo frekansı gibi sol beynin yani sol tarafın radyo frekansının sesini sürekli açıyorsunuz. Böylece ne oluyor? Sağ beynin sesi kısılıyor. Duyulmuyor. Aynen öyle. Oysa ki o zaten orada. O hep orada. Konuşuyor aslında. O her zaman orada. Evet konuşuyor aslında. Siz onun frekansın sesini kısıyorsunuz ya onun sesini kısıyorsunuz. Dolayısıyla biz aslında şunu söylemeye çalışıyoruz. Hani metaforik olarak anlatırken bazı anlatımlarda soru işaretleri kalıyor. O yüzden açıyorum. Sadece sol lob zaten olmaz. Tabii ki iki beynini de kullanıyorsun. Her daim hatta beynindeki bütün lobları her an kullanıyorsun. Eğer beyninde organik bir sıkıntı yoksa sadece sen sürekli sol tarafında Olumsuz olası olabilecek şeylerle sürekli sıkıntılarda yaşarken, sürekli düşüncelerini orada tutarken, sürekli hesap kitap yaparken, sürekli sorgularken, sürekli öyle oldu böyle oldu şöyle mi olacak. Ya geçmişte sürekli kaldığında ya da gelecekle ilgili kaygılandığında, kaygılandığında, anda yaşayamadığında aslında sol tarafın sürekli sorguluyor ve sen sağ beynin sesini duyamaması hale geliyorsun. İşte o yüzden söylediğin şey ne kadar doğru. İkisini dengede. Nasıl dengede tutacağız? Ben hep şunu söylerim. Tıpkı senin söylediğin gibi. Kalbin rehberliğinde zihnin sesini dinleyin derim. Yani sen ya kalbinin rehberliğini dinle ya zihnin rehberliğini dinle. Demin dedin ya sadece duygularla. Sadece kalbi olanda kalırsan bu yaşamın içinde, bu gerçekliğin içinde büyük zorluklar yaşayacaksın. Mutluluğun yine de bir tarifi var mı diye soracağım sana. Evet. Var mı şöyle bir <laughs> reçetemiz var mı? Var. Hedef, eylem, sabır ve yolun kendisi. Aslında mutluluğun formülü yolda kalmak. Dün bir arkadaşımla konuşuyorduk. Dedi ki, hocam dedi yola çıkmak istiyorum. Dedim ki, yola çık. Çünkü yol açık. Evet. Ne konuşuyoruz? Diyoruz ki, bir arkadaşına giderken ne kadar güzel ne kadar mutlu görünüyorsun dedin. Geldiğimiz nokta sağ sol lob dengesi. Sağ beynini çalıştır. Beynin yarısını da devreye sok. Sanatla ilgilen, edebiyatla ilgilen, hobilerin olsun. Yaratıcı beynini, sağ beynini devreye getir. Şimdiye kadar insanlar ne yapıyorlardı? Köylerde eski zamanlarda ne yapılıyordu? Hepsi Orta böyle. oyunlar vardı. Tabii tabii. Sen Köy toplanıp birbirleriyle eğlenirler, oyunlar oynarlar. Gerçekten Efendim? yani yetişkinler de oynardı. Efendim? Veya bir yere gittiğinde dantelini yapar, hediyesini yapar, elinden ne geliyorsa. Efendim? Ahşapla ilgili bir şeyini yapar, Efendim? götürürdü. Ya. E şimdi modern dünyada biz onun için diyoruz, gel bir cam altı boyamanı yap, ya bir şahbelen tablonu ister kendine hediye et. Hmm. İstersen bir arkadaşına hediye. Öyle büyük bir gurur ki. Bana göre bu bir mutluluk kaynağı zaten. Aldın bunu, öğrendin, ürettin, ortaya bir şey çıkarttın kendi el emeğimle. Ya. Bir hediye getir ne kadar kıymetli. Yani bana göre evet, mutluluğun bir ucundan tutulacak bir Allan, evet evet, yolda kaldın, o yolda ürettin, yarattın, değil mi? Kızıl bir sözü var. Eğer diyor mutsuzsa, düşün diyor. En son ne zaman dans ettin? En son ne zaman şarkı söyledin? Bakın o kadar önemli ki. Hakikaten, gerçekten sağ bu. Hatırlayın, ne var salo'da? Sanat. Ne var salo'da? Müzik. Müzik. Ne var sağlıkta Şarkılar. Halk oyunlarını hatırlayın yahu Çok eskiden her şey bitti. Aha. Çok uzun, yıllar, öyle. çok uzun yıllar, çok uzun yıllar oynadım ve bütün hayatımda evet. başka alanlara geçmeme vesile. Ya, e, oyun. oyun, oyun, oyun. Oyun hep var. Bakın Homo oyuncu insan. Çok eskilerde bile oyun oynayan insan kavramı vardır. Çünkü oyun kişinin sağ beynini devreye koyar. O yüzden mutluluğun formülü aslında tabii ki sağ beyin işlevlerini kullanarak sol beyni de yanına almak. Yani sağa sol yanına alıyorsun ama sağ beyin işlevlerini unutmuyorsun. Kol kola. Aynen öyle. Beraber. Evet. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar. <laughs> evet. Çok keyifliydi Ayşe'cim. Bir sonrakinde sohbetimizde evet. bir şey konuştuk. Acebe o da de. aklımda. Evet. Unutmadım. Onu konuşalım. Tamam. Bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii ki. Çünkü hani hem danışanlardan hem de öğrencilerden sorular oluyor. Dinliyorlar, anlatıyoruz. Zihninizin rehberliğinde kalbinizin sesini dinleyin. Bu sol lob, sağ lob dengesi. Bunların hareketleri falan da var tabii ki. Yani sağ sol lob dengesi internette girerseniz nefes çalışmaları, beden hareketleri, sağ sol lob dengesi için yapılması gerekenler bütün bunlar var. Ben sadece sol beynin frekansını, o hani radyo frekansından bahsettim ya, biraz düşünün. Onu biraz kısmak ve Sağ beynin frekansını biraz yükseltmek için insanlara hep şunu söylerim ki onlar benim çekirgelerim biliyorsun danışanlar, evet. öğrenciler. Derim ki sevgili çekirgeler kendinize vakit ayırın ve bu vakitte hiçbir şey düşünmeden bakın mümkün mü? Mümkün değil. Peki nasıl mümkün olabilir hiçbir şey düşünmeden? Şimdi lütfen hakikaten şöyle bir hepimiz duralım ve hakikaten şöyle bir düşüncelerimize bakalım. Gerçekten. Gerçekten düşüncelerimizi seyretmeye ve dinlemeye başlayın. Düşüncelerinizi düşünmeye başladığınızda düşünemezsiniz. Ve şöyle derin bir nefes alın. Burnunuzdan ve ağzınızdan bırakın bunu birkaç kez, şöyle bir beş kez yaptıktan sonra hakikaten düşüncelerinizi seyredin. Bakın ne düşündüğünüzü düşünmeye başladığınızda ve nefes alıp vermeye başladığınızda sakinleşeceksiniz. Ve kalp gözünüz yani bilinç dışınız yani sağ beyniniz size deminden beri içerden anlatmaya çalıştığı şeyi duyurmaya başlayacak. Aynen öyle. İşte kalbi olanı, sağ beyni, yaratıcılığı, sanatı her birini devreye koymak için belki gün içinde bir beş dakika bunu yapabilirsiniz. İşte o zaman zihnin rehberliğinde kalbin sesini senin söylediğin gibi dengede, mutluluğu, huzuru, dengeyi bulabilirsin. Bulabiliriz. Evet. O zaman mutlu kalın diyelim. Mutlu kalın. Mutlulukla olun.